ne farkı var? Üstad Hazretleri bazılarını külliyata şey yapmış, koyarken kesmiş. Tam koymamış. Zamanı gelince şey yapar diye. Zamanı gelince mesela Vehhabiler meselesi, Şia'nın bazı meseleleri, bu iftiranın, bu akşamki dersimiz iftira, ileri safhasını anlatıyor. O gayrimüteşiri de koymuş Müştahı. Bunu güzelliği külliyattaki ayrı ayrı parçaları bir araya getirmekle neşredilmemiş parçaları da o mevzunun devamında aslında var, onu eklemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bağla'da gezinmek dersimizin devamı. Bağla'da gezinmek diye dersimiz vardı. Değil mi Osman? Bay bay da var. İki tane hatırlıyorum. Fazla. İyi, 9 taneye yakın. 9 tane var öyle hatırlıyorum. Bağla'da gezinmek cümle cümleydi. Buraya geldi baktım. Bunu böyle okuyup da geçmeyin. Bu dersi işleyin dedim. Senin ilk defa mı geliyor? Daha önce geldim. Gelmişti. Bunu ezmeyeyim dedim bu konuyu. Çünkü çok lazım. Çok lazım. Aile hayatının, şahsın psikolojisi, cemiyet hayatı, cemaat hayatını yıkan şey. Olduktan sonra bir şey, bilsen ne olur ki? İş işten geçmiş. Ne olur o? Tövbe etsen de işe yaramıyor. Ne demek ya? Kuyuya düştün bilmeden. Bunu Elmalı Hamdi Hazretleri'nin misali benim değil. Onu 10. ciltte söylüyor. Kuyuya düştün. Bilmiyordun. Bilmemek seni kuyudan düşmemeyi geri getirebilir mi? Düştün işte. Kuyuya düştün. Su vardı. Bilmiyordun. Boğuldun. El masum tarafıyla islandın veya bir tarafın kırıldı. Bilmiyordun. Bilmemek, düşmemek haline bir yarım saat öncesine taşıyabilir mi? Ya demek ki bazı şeyler bilmemek işe yaramıyor. Yani özür olmuyor. Yaptığın tahribatı, ya yanlış oldu ya. Ben aslında Osman sana bu iftira yapmayacaktım. Aslında ben aldım Badel Harami Basra. Yani desen ne olur? Önceden olması lazım. Müslüman önceden olması lazım. Şimdi dersimizin konusu iftiranın haramiyeti. Ben buradan işleyeceğim. Gayrimüteşir'de var, onu da devam ediyor. İşte biraz önce anlattığım gibi. Bir de şer'i hukuku, hukuku İslamiye kamusu ve mecelleden, yani İslam anayasasından alıntılarda yapacağım. Yani çalıştım. Size inşallah muvaffak olursam 1, 2, 3. İslam hukukundan alınmış, Kur'an'daki ayetlerden toplamış, çalıştım bir araya getirdim. Bazısı diyebilir bu dersi dinleyenler. Ustadın yorumudur, bizi bağlamaz diyebilir belki. İslam hukukundan ve Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden de malzeme topladım, yazdım, çizdim. Metin buradan başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. E yuhibbu ehedukum yekule lahme ahihi meyta. Bu şeyde de var. Orada gördüğünüz gibi 275 mektubat. Hiçbiriniz ölü olan kardeşinin etini yemek ister mi? Allah soruyor. Ölü olan kardeşinin etini yemek ister mi? Ölü ya, Allah Allah. Şimdi ben buradan kelime yapısından gireceğim. Sonra burada uygulaması bu. Ha? Mektubat, gramer yapısı,
yani tefsiri, lügatı değil tefsiri. Burada da eylem. Muvaffak olabilirsem inşallah zamana, hukuk İslamiyeden de metinler vereceğim size. Ne yapacağımızı gösterecek. Diyor ki, ayetinde 6 derece zemmi zemmeder. Gıybeti, kötülemeyi, kötüler. Gıybetten 6 mertebe şiddette zecreder, men eder. Fazla izah etmeyeceğim ki yetişeyim. Şu ayet bil fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor. Şöyle ki, malumdur, ayetin başındaki hemze, hemze var ya, aya manasındadır. Aya manasındadır, manasındadır. O sormak manası, sormakmış o. Hepsine su gibi gidecek. Manasına su gibi ayetin bütün kelimelerine girermiş. Buradaki her kelimede bir hükmü zımni var. Şimdi uygulayacak ne demek? Birinci, işte birinci hemze ile der. Elif ile. Elif'in üzerindeki e ile. Aya. Aya ne demek? Bilmez misin? Acaba. Bilmez misin acaba? Öyle değil mi? Gibi tabii. Sual ve cevap mahali olan aklınız yok mu ki? Sual ve cevap mahali olan aklınız yok mu ki? Bu derece çirkin bir şeyi anlamıyor. Eyle ifade ediyor. Sual ve cevap mahali olan aklınız. Akıl bunu anlaması lazım. Et yemek olur mu yani? Ölünün eti. İkinci kelime yuhibbu. Görüyor musunuz? Bak masulü gösteriyorum. Biraz önce okudum buydu. Şu masun olduğu e. Yuhibbu. Bu elif buna da girdi. Kelimesi nedir Osman? Yuhibbu. Sevmek değil mi? Sevmek. Şimdi soru soracak sevmeye. O e buna girecek şimdi. Ona diyecek ki lafzıyla der. Aya sanki güya sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur işi sever? O elif o yuhubiye giriyor, ona şu anlamı getiriyor. Sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi sever? Mektubat koyamayız değil mi şey? Millet görmesi. Getirebilir mi? Ha yok tamam. Zaten geçeceğim. Üçüncü kelime ehe düküm. Bak şu mouse'a bakın. Ehe düküm. Tamam. Şimdi bu elif gelecek şu mouse'u görüyorsunuz. Şu. Bu gelecek. Ehe düküme manasını bak ne yapacak. Kelimesiyle der. Cemaattan hayatını alan hayat içtimai ve medeniyetiniz ne olmuş ki? Böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder. Cemiyet hayatını zehirleyen, bunu bildiğiniz halde, bunu nasıl yapıyorsunuz? A'ya, ehe düküm getiriyor. Yani cemiyetini bu berbat eden, çöken, çöketen, bozan, nasıl yapıyor, niye yapıyorsun diyor. Dördüncü kelime, izli gidiyorum. Şuradan başlıyor. En yekülle lahme. Nerede? Lahme. Şuraya kadar. Kelamiyle der. İnsaniyetinize, insaniyetiniz ne olmuş ki? Böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Arkadaşınızı, kardeşinizi böyle canavarcasına diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Beşincisi, ahi var ya bak, kelimesiyle der, hiç rikat-i cinsiyeniz, hiç silah-i rahminiz yok mu ki? Yani silah-i rahim biliyoruz artık, ana baba ziyareti, akraba ziyareti gibi, böyle beşinci derecedeki mertebeyi başa çıkartmayacağız. Silah-i rahim,
Sıla bağ demektir. Yeni gelenler için diyorum. Bağ. Sıla bağdır. Rahim, Bismillahirrahmanirrahim'deki rahim. Yani rahimin bağı, onayladığı bağ. Rahimin onayladığı bağ. Rahimin gösterdiği, kabul ettiği bir münasebet. Mesela öyle bir akraban var ki, mikro, bakteriya, akrep yani. Akraba değil, akrep. Gidince namaz kılıyorsun, o uçuyor musun falan, camı kapattın, dalga geçiyor. Senin şahsında dinle dalga geçiyor. Silah-ı Rahim onunla münasebeti kesmeye iktiza eder. Hecren cemiyle, güzel bir şekilde ayrılsın. Dinle dalga geçirmeye, onun da zaten batmasını niye şey yapıyorsun? Söyle bir akraba ki gidiyorsunuz, haram seyrettiriyor size televizyonda. Sizin evinizde televizyon yok. Silah-ı Rahim onunla münasebeti kesmektir. Çünkü Rahim onaylamıyor. Rahim onaylamıyor. Sıla bağ, rahimin bağı. Rahimin onayladığı bağ. Peki nedir o? Öyle bir akraban var ki, mikro, bakteri. Öyle bir davak arkadaşı var ki, namusunu canını teslim edersin. Ha, Sıla-i Rahim, Allah'ın onayladığı, dinimizin helal ve haram dediği şeyin kendisidir. Nedir o? Müslümanlar arasındaki bağdır. Birinci, iman bağdır. İki, İslam bağdır. Yani ben uygulayayım şeydeki, bu benim ifadem, İslam hukukundakini söyleyeyim. Hukukullah, Allah'ın dediği şekildeki bağ. Hukuku Resulullah, Allah Resulü'nün sünnetindeki. Hukuku asfiya, as-ı mücididin iştihadındaki bağ. Bunlar sonra felemsal felemsal, derece derece bağ çeşidi. Şimdi Sıla-i Rahim diyor ki e-ahihi kelimesiyle der, hiç rikat-i cinsiyeniz, hiç Sıla-i Rahminiz yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahsı manevisini insafsızca dişliyorsunuz. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz. Altıncısı meytan. Bunu da okuyorum, bitiyor. Kelamı ile der. Şurayı görüyor musunuz? Meytan. Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir halde bir kardeşinize karşı etini yemek gibi en müstehkre bir işi yapıyorsunuz. Biz kardeşimizi gıybet ettiğimiz zaman manevi etini yiyoruz. Evliya iklimine ulaşanlar ise kardeşinin etini mane yemiyor gibi değil, yiyor. Allah Resulü Ayşe validemize olmuş. Birisini şey yapmış, o kısa boylu mu demiş de bir şey demiş. O da gıybet ettin demiş. Tükür ağzında, o kardeşin eti var deyince rivayet var bu hadis. Ayşe validemiz ağzından ben kan tükürdüm diyor. Birisi gelmişti bana, böyle muvazene olmayınca Allah işte Allah istikametten ayırmasın, muvazene de bozmasın. Böyle riyazete giriyor, bilmem ne yapıyor, kendi kafasına göre bir şey yapacak evliya. Yani pek de olmayınca bana geldi. Ya dedi, ben evli olmak istiyorum dedi. Geç. Öyle geçebiliriz. Geçelim. Ben dedi evliya olmak istiyorum dedi falan. Yani bunun şartları nedir? Dedim ya, bu hevesten vazgeç ya. Biraz zor durmuş. Bu senin benim işimiz değil yani. Biz hizmetle meşgulüz falan. Baktım laf anlamıyor ya. Dedim ki 16 şartından bir tanesini söyleyeyim. Baktım şartlısı. Ramazandı. Şimdi biz Ramazan'da gıybet etsek manevi kardeşinin etini yemiş olursun, orucun bozulmaz. Bizim orucumuz bozulmaz. Haram işlemiş oluruz. Oruç bozulmaz. Evliya ikliminde olan kardeşinin etini yemiş gibi olmuyor, yiyor. Kefaret gerekiyor. Onun için evliya olacak kişi, evliya, gıybeti yapsa veya isteyerek bir yerde dinlese, o kefaret tutması lazım. Çünkü eti yiyor o. Biz ise avam olduğumuz için yemek gibi oluyoruz.
Dedim bil bu, abi kalsın dedi, ben vazgeçtim. Hakkında iyi olarak birisini anlattım. O da kıymeti biliyor musun? Evet. Şimdi ona geliyor. En çok sorulan şey. Başka bir soru da bizim Karadenizler de yapıyor daha çok. Her yerde belki de yaparlar ama beni bilin. Kıymeti başına yansın. Doğru söylüyor. Gidin. Onun cevabı gelecek şimdi. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletleriyle zem ve gıybet aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. İşte bak nasıl şu ayet icazkaranı altı mertebe zemizem etmekle niye kötülüğünü kötülüyor? Çünkü yaptığın amel ona geçiyor. Saf mısın? Sabahtan akşama ona amelilik yaptın. Yaptığın ameli ona geçecek. Geçti. Akşam ona çalıştın. Hani bana maaş alsaydın. İcazkârın altı derece o cürümden zecreder. Gıybeti kim yapar? Ehli adavet. Diyen. Öyle var mı öyle? Adavet. İki. Haset. Haset. Üç. İnat. Kişilerde çoğu. İnat. Ve değişime en çok direnenler inatçılardır. Psikolojileri en çok bozuk olanlar inatçılardır. Çünkü değişime direniyorlar. İnat ya. Söylersin yapmaz. Direktir. 40 yıldan sana su getirtir. Birincisi eli adavet. Yani bazısının kanına işlemiş yani. Nefret ederek, tenkit etmeden yaşayamıyor yani. Oksijeni o. Tenkit edecek. Yani yapma işte. Tenkit edecek. Hasta ya. Adavet. İki, haset. Ben şöyle buldum haseti, şeyi, çaresini veya adavetin ve gıybet edicin ne yapabilirim diye ben çıkarım. Elini kaldır. Bunu bir kere adaveti kim yaptırıyor? Haseti kim yaptırıyor? Gıybeti kim yaptırıyor? Şeytan. Şimdi bu şeytanı devre dışı yapalım. Tamam? Benim tuhaf tuhaf yöntemlerim var. Kavga yapanların yanında ayırma yapamıyorum. Zor çünkü bayağı vuruyorlar. Yasin okuyorum bağırarak. Siz yapmayın çünkü siz de yersiniz. Çünkü niye? Hiddet, şiddet, öfke şeytandandır. Şeytanı kaçırırsan öfke gider orada. Yasin vel Kur'anil Hakim diye kavgada bağırdı. Oldu da yaptım da onun için söyledim. Öpsi kaldı. Devam ettim. Bir tanesi, ya ne yapıyorsun kardeşim sen de diyor bak. Bak kavga bitti. Bu gıybete de böyle bir şey buldum. Ehli adavet, haset. Gıybette nasıl, inatla nasıl kurtulur? Bu şeytan mı yapıyor? Şeytan devre dışı yaparsan bu haset olmaz. Ona elini kaldırıp ya Rabbi ona ihsanlar ver. Allah'ım iki canda aziz eyle. Onu ıslah eyle. Gıybet ettiğin, haset ettiğin, adavet ettiğine dua et. Ulan şeytan bakacak ki bir yaptı, iki yaptı. Hakikaten bu ciddi ya dua ediyor. Bu sefer haset ettirmeyecek ki dua yaptırmasın diye. Bir tanesi çıktı. Ya dedi ben bir de dua mı edecektim? Ha sen devam et gıybetesin. Sen kurtulmak istemiyorsun. Haset ettiğiniz, adavet ettiğiniz, kızdığınız kişiye dua et. Allah'ımın aziz eyle. Aziz eyle de ben kötülüğünden kurtulursun ya. Yani acayip bir şey ya. Hemen bize kötülük yapana hemen Allah belanı versin. Lan niye Allah belasını versin ya? Allah belayı kime verip vermeyeceğini bilmiyor mu ki? Sen Allah'a ısmarlamalı yapıyorsun. Allah buna bela verilmesi lazım. Bela ver ya. Tamam. Bela ver Allah'ım, belası yok. Niye versin? Beni tatmin edecek ya. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzet-i nefs sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Nasıl meşhu bir zat demiş. Ukebbiru nefsi an cezai min gıybeti. فَكُلِّ اِعْتِيَابٍ جَهْدُ مَنْ لَا لَهُ جَهْدٌ Yani düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum. Tenezzül etmiyorum. Çünkü gıybet zayıf kim yapar? Zayıf, zelil, aşağıların silahıdır. Gıybeti kim ediyorsa? Bu adam böyle bir adamdır.
o anda kimdir? Zayıftır. Zelildir. Aşağılıktır. Ki buna ihtiyacı duyuyor. Gıybet odur ki, hangisi gıybettir? Gıybet edilen adam hazır olsaydı, hani dedi ki, kardeş adın ne senin? Kadir. Kadir dedi ki, Abdülkadir dedi ki, Kadir değil de Abdülkadir dedi ki, ya adama dedim ki ya, Mustafa iyi bir adamdır ha, cömerttir, kibardır, Risale okur, Hizbul Kur'an'ı bırakmaz. Peki, bunu dedik, gıybet mi? Gıybet neymiş diyor, tanım yapıyor. Diyor ki, gıybet edilen adam hazır olsaydı, ben, Mustafa şöyle bir adamdır, Abdülkadir'le görüşüyoruz. Ama kimle Mustafa hakkında? Mustafa, hayalim burada olsun. Koy buraya. O işitseydi, Mustafa iyi bir adamdır, delikanlı bir adamdır. Duysaydı, gücenir miydi, hoşluğuna mı giderdi? Ha, o gıybet değil işte. Kerahat edip darılacak. Eğer onu şunlara bak ya beni yok. Ya ne? Doğru tabii. Bazılar şöyle der. Doğru söylüyorum. Doğru söylediğin için gıybet zaten. Bir de yalan söylesen iftira var mı? Bir de bir şey var. İftira var yani. Ama gıybet nedir? Şimdi ben sana anlatıyorum Mustafa'yı. Abdülkadir. Senin onun hakkında böyle bir şey yok. Ne yapıyorum? Onun şahsı manevisini kötüleyerek seni de ona düşman ediyorum. Müslümandan Müslümana kin, nefret, adabet yayıyorum. Senin böyle bir ilişkin yoktu. Öyle de olacağı da yok. Benimle onun arasındaki bir gerginliği sana taşıyorum. Seni de ona nefret ettiriyorum. Hani var ya bazı uyduruk cinciler var. Cincinin altında alet olmuş olanlar var. Emir daha 2'de 155'te söylüyor. Müslümanlar Müslümana kin ve nefret, adavet yayıyor. Nasıl yapıyor? Ooo! 7 tane var. Ne oldu hocam? En yakının yaptı. Lan en yakınım kim? Böyle tabii kızıyorsun, en yakınım kim? Diyemem. Niye diyemezsin? Olmaz. Hemen artık, sen artık düşman arıyorsun. Ona teyzemin kızım ya. Uyduruk bir lafınız var. Ne diyorlar onu? Amca kızına, dayı kızına. Kuzen, gavurlardan girmiş ağzınıza bir laf. Teyze çocuğu demeyi utanıyor musun? Dayı çocuğuna utanıyor musun? Amca çocuğu demeyi utanıyor musun ki kuzen diyorsun? Algılayamadım, anlayamadım demekten utanıyor musun? O zaman şey de diyebilirsin. Bekle Allah, bekle. Ağzımıza sokmuş. Ha? Medeniymiş kuzenle. Yani. Tabii tabii. Tek dişi kalmış canavar. Size ettiği zulme rağmen diyor hala onu taklit ediyorsunuz. Kuzen. Çünkü akrabalıkları yapılar olmadığından komplesine kuzen diyor. Ne demek? Dayı çocuğuyla teyze çocuğu aynı mı? Ama hepsine kuzen diyor. Çünkü gavurlar da familya sistemi yok. Hepsine komple bir kelime yetiyor. Bizde dayı çocuğuyla hala çocuğu, amca çocuğu farklı şeyler. Amca da dayı, dayı da dayı. Dayı da dayı, hala da dayı. Hepsi de birbirine giriyor. Bu arada niye bunlara giriyorsun? Öyle ağzıma rastgele konuşmuyorum, bilerek konuşuyorum. Bir şey örnek verirken tamir etmeye de çalışıyorum. Bilerek yapıyorum. Bazıların dediği gibi meczup böyle raydan çıkmış falan diye bu mevzuya niye giriyor? Kasten giriyor. Algılayamadım. Anlayamadım niye diyemiyorsun? Yok. Kravat boyunda hutbeye çıkmış, ben de çıktığım için söylüyorum, haşa hiç geçmiş, çıkmamış böyle de. Allah Resulü'nün sünnetini yaşamak lazım, gavurları taklit etmeyin. Boğazındaki ne? Mecburiyet de yok ha. Çünkü Diyanet'te mecburiyet de yok. Yok yani. Allah bizi affetsin ya. Yani acayip. Şimdi demek ki gıybet edilen hazır olsaydı orada, kenarda ama görmüyoruz. Bunu duysaydı, darılacak olan şey gıybettir. Eğer doğru dese zaten gıybettir. Eğer yalan dese hem gıybettir hem iftiradır, iki katlı çirkin bir günahtır. Peki gıybet tamamen yasak, 5 şart için caizdir. Bazı gıybetler farzdır, yapmak lazım. Gıybet mahsus birkaç maddeye caiz olabilir. 5 mi dedim? Birisi, 4 tane galiba. Birisi
Şekva suretinde bir vazifedar adama der. Ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. Mesela seni zulmetti, hakime şikayet ediyorsun. Savcıya şikayet ediyorsun. Veya manevi bir sıkıntı var karı koca benim başıma geçeni. Karısı da bana anlatıyor kocasını. Erkek de karısını anlatıyor. Yani aramızı bul diye. Bu gıybet değil. Niye? Vazifedar bir adam. Tamam, vazifeli. Bu konuda sana el atacak. Sen inanıyorsun. Bizi barıştıracak. O zaman doğruları söylüyorsun. Yani kocan yokken, karın yokken, o yokken vazifeli ama rastgeleye değil. Bu işte vazifeli ise, arada, aracı ise ona anlatmak gıybet değil bir. İki, bir adam onunla teşhiki mesai etmek ister, senin ile meşveret eder, sen de sırf maslahat için garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desen, onun ile teşhiki mesai etme çünkü zarar göreceksin. Suat dedi ki bana, abi Osman'la biz şey yapacağız, kırtasiye açacağız. Yani ne dersin ya? Suat, o geçiremezsiniz, yapma. Niye abi? Geçiremezsin kardeşim, ahlak ağırdır. Yani sırf maslahat için sana söylüyorum onun ahlakını. Çünkü niye? Müslüman'da Müslümanlar kavga yapacaklar gelecekte ve darmadağın olacaklar, onu önlüyorum. Ondandır ki bazı eski kitaplarda Osmanlıca, İbrahim Hakkı biraz ondan da bahsediyor, biraz bahsediyor. Bakın, mesela kel şöyledir diyor, uzun boylu olan şöyledir, şişman şöyledir, kısa boylu olan böyledir. Niçin diyor? Bak, Müslüman'dan Müslüman'a kavgayı önlüyor, adavet önlüyor. Ha, bu saçı böyledir, siyahdır, beyazdır. Adamın yatkın psikolojisi, huyları budur. Ha, o zaman ben ona ait gardımı alırım. Yani o zaaf noktasını adama dokunmam. O da ne der? Ben beyaz saçlıyım. Beyaz saçların fıtratı şöyledir. Deyince ben zaaf noktalarımı, güçlü yönlerimi, zayıf yönlerimi birinci adım atıyorum. Bak Müslüman da Müslümanı korumak için yapılıyor. Tamam? Birisi de ne etti? Üçüncüyü okuyorum. Caiz olan. Maksadı tahkir ve teşhir değil. Belki maksadı tarif ve tanıttırmak için dese o topal ve serseri adam filan yere gitti. Yani o mübaşir mi mahkemede? O topal olan adam mı? Şimdi buradan gidiyordu. Ama duysaydı tabii topal. Yani bir sürü mübaşirler var. Ama o topal olan mı? Desen gıybet değil. Biri de o gıybet edilen adam fasık mütecahirdir. Yani ne demek fasık mütecahir? Fenalıktan sıkılmıyor. Belki işlediği seyyatla iftihar ediyor, zulmüyle telezzüz ediyor, sıkılmayarak aşikare bir surette işliyor. Mesela fasık mütecahir günahını yapmış. Bir de anlatıyor. Buna günahını alelen yapana, günah alelen yapana veya yaptığı günah çekilmeden sağda solda konuşanlara fasık-ı mütecahil deniliyor. Bunlar aynı zamanda cehennemin köpekleridir diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Cehennemin köpekleridir diyor. Ha? Buna şefaatim yoktur diyor. Hani günah yaptı giz diyor. Tamam o bir şey. O tamam iyi. Ama yaptı iftihar ediyor veya anlatıyor. Bu cehennemin köpekleridir diyor. Ve buna şefaatim yoktur diyor. Ondan sonra bu gıybet caiz bu adama. Niçin? Bak kızım, kızım, oğlum, şu komşunun kızı var ya, bak açık ha bunu, bak rezil kepazelikleri yapıyor. Açık açık yapıyor yani. Şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Kızım onunla dolaşma, kardeşim onunla arkadaşlık kurma. Ta ki onun imanı kurtulsun diye onu söylemek, teşhir etmek farzdır. Yani Şafii mezhebinde vaciptir diyor. Abi bir şey sorabilir miyim? Geçmişte adam mesela günahkarmış, tövbe etmiş, kurtulmuş yani. Şimdi doğru yolda. Ama geçmişini hala anlatıyor. Mesela uyarıyorsun ya kardeşim anlatma, bitmiş, tövbe etmişsin artık. Allah affetsin yani. Niye anlatıyorsun deyince de kızıyor mesela. Ondan uzak duracaksın. Diyeceksin nasıl? Çünkü sana da sirayet eder onun ahlakı. Burada radikal olacaksın. Ben herkeste seyahat etmem, herkeste yemek yemem, herkeste böyle görüşürüm ama özel bir münasebet kurmam. Çünkü ben inanıyorum ki sigara içmediğim halde, sigara içiyorsa bana siner. Tavizim de yok yani. Bak bir misal söyleyeyim. Bir kardeşle anlaştık. Çoğunuzun tanıdığı bir kişi.
Ankara'ya minik çıktık. Tamam. Onunla o iki, bir de ben üç kişi anlaştık. Çantamı aldım, valizimi aldım, indim kapıya. Baktım bir kişiyi daha almış. Hiç bana sormadan. Ya ben niçin indim biliyor musun dedim. Tanımadım biz. Ya ben gelemeyeceğimi söylemek için. Önce bazen, abi falan. Bana saygın yoksa ben de sen de ben de sana saygı gösteririm. Tanımadığım bilme. Senin için iyi olabilir. Beni ikaz edeceksin. Ahlak, edep. Abi iftara gelebilir misin? Tamam Suat. Gelirim. Sana sormadan yanıma iki kişi alıyorum. Bir kişi alıyorum. Yapamam. Yapamam. Bunu bana da geçiyor değil mi bu? Benim iftara davet ettin. Sana sormadan oradaki tabakları yemekten alıp götürüyor. Kaldırıp atamazsın, dökemezsin. İkram edemezsin. İzin almadan eve adam götüremezsin. Sen beni davet ettin. Tamam. Sen beni davet ettin. Diyorum ki doktorum Fikret'im. Abim ben şey ama bilmiyorum ben senin konumunu. İftar şeye davet ettin çaya. İki kişi de alabilir miyim falanca falanca. Abi şimdilik kalsın. Beraber hususu konuşacağız. Tamam. Edep. Telefonla konuşuyoruz. Oho bütün alem diyor. Lan ne biçim konuşuyoruz? Tuvalette konuşulur mu? Havalimanında çok rastlarsınız. İyi bari kitap yazsanız. Tuvalette konuşulmaz, düşünülmez vesaire. Ha demek ki bu gıybeti anladık. İşte bu mahsus maddelerde garansız ve sırf ha bir de şey söyleyeceğim çok mühim. Edebe girdiğim için. Zile bastınız. Zırr 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 yapmayın kardeşim. Eve de yapmayın kardeşim. Ya tuvalettedir. Ya dört rekatlı namazdadır. Edeb-ü Din ve Dünya kitabında yazar ki dört rekat namazı kılacak kadar zili bir kere bastığınız zaman, vurduğunuz zaman bekleyin. Aa ikide bir bastın. Yani bir de sen despotsan, koca işte adam, ona şimdi bana şey yapacak falan derse, şimdi o namazı iptal edecek. Öyle namazı iptal edenleri de biliyor. Kocasının korkusundan. Namaz bozmuş ya. Benim zilimi bilir. Vay be. Kainatın kralı. Kainatın imamı var da kainatın kralı olmasın. Allah Resulü dünyanın imamıdır. Adam kainatın imamı. Dünya, küre-i arz bir mescit demiyor mu? Mekke bir mihrap, Medine bir minber. Fahri kainat aleyhissalatü vesselam bütün imamlara namaz kıldırıyor. 14 tane saf var. Küre-i arz bir mescit. İmam. Adam kainatıyım imam. Bu ne demek? Çaktırmadan Resulullah'a devredişi yapmanın adıdır. Gene girdin oralara. Girmedim kardeş. Burada birileri vardı. Onların ihtiyacı varmış. İşte bu mahsus maddelerde garansız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Yoksa gıybet nasıl ateş odunu yer bitirir? Gıybet dahi amal-i saliye bitirir. Sen de gıybet ettin şimdi adamı. Adam katil adam. Vatan hainini biraz önce uyguladım işte. Fasık-ı mütecahir. Başörtümüzü şartlayın çıkartın diyen. Peygamber aleyhissalatü vesselamın risaletini inkar edip la ilahe illallah desen Muhammed Resulullah demesen de olur diyen o fasık-ı mütecahirdir. Gıybeti caiz. Fiilen gösterdim çaktırmadı. Peki. Abi ölmüş adamın arkasından gıybet yapılırsa? Ölmüş adam halk arasında şey yapmış. Adam deccal yaptığı rejim. Mim Kemal Mustafa bir rejim bırakmış. Peki Ebu Leheb ölmüş mü ölmemiş mi? Allah beddua ediyor. Elleri kırılsın diyor. Hem de Kur'an'da namazda söylüyorsun. Gıybeti namazda yapıyorsun bir de. Namazda yapıyorsun gıybeti. Tevettü okumuyor musun? Elleri kırılsın diyor o. Firavun ayetlerini okumuyor musun? Nemrut'u okumuyor musun? Namazda iftira gıybet ediyorsun. Hasan hocam, ölülerinizin arkasından konuşmaya... Ölülerinizin! O bizim ölülerimiz değil ki. Aferin. Anahtın. Sevdim lan seni. Öyle olacak. Ölüleriniz, ölülerimiz değil ki. Peki, şimdi geldi eyleme. Sonra hukuktan bahsedeceğim.
Gıybet şu ayetin katı hükmüyle nazar-ı Kur'an'da gayet menfur ve ehli gıybet gayet fena ve alçaktırlar. Bak arkadaşlar, nereye götürecek? Bizim yani Müslümana, Müslümanı Müslümana en kesin silah, çok da tesirli, çok da bedava bir silah. İftira. İftiraya girecek burada. Kendi Allah girecek zaten ayette, ayet gelecek. Kesin, böyle çok kesin sonuç alıyorsun. Çok keskin bir silah, fakat çok da ucuz. İftira ve gıybet. İftira, bak işte. Ehli gıybet gayet fena ve alçaktırlar diyor. Allahu Ekber. Gıybetin en fena ve en şeyini ve zalimane kısmı kazm-ı muhsanat nevidir. Ne demek? Gözüyle görmüş, dört şahidi gösteremeyen bir insan, bir erkek veya kadın. Kadın. Çekemedim mi? Bir tane daha geçebilirsiniz. Heh, çok güzel. Kadın hakkında zina isnat etmek. Gıybet ve iftiraya bak. Kadına verdi. Gözüyle görmüş. Bir daha bak. Kaç tane olacak bir daha söyleyeyim. Allah kimsenin başına vermesin. Amin. Bu gıybete, bu iftiraya düştükse durumumuz hiç iyi değil. O hakkını ciddi helal edecek. Bir, acele ediyorum İslam okuluna. Düştük, böyle bir şey yaptık. Yaptık iftira ya. Yaptık. Veya alet oldu. Bir, ciddi tövbe yapılacak. İki, o zattan hakkını helal ettireceksin. Yetmiyor. Üç, hangi yolla, nerelerde konuştunsa, kimlere dedinse tek tek arayacaksın, tek tek gideceksin. Ben sana böyle demiştim ama bu, ben aldanmıştım. İnanma. Kusuruma bakma. Sen de hakkını helal et. Çünkü senin psikolojini de bozdun. Eğer internette yaptınsa, eğer televizyonda yaptınsa aynı yolla tövbe edeceksin. Gizli günahların tövbesi gizlidir. Aşikare işlenen günahların tövbesi de aşikaredir. Mesela sen gizli bir şeyi seyrettin televizyonda, ev odanda. Onu ilan etme. Fasık-ı mütecahir olursun. Tamam. Gizli tövbe. Bu gizli günah tövbesi gizlidir. Ama ben çıkmışım televizyona veya internet vasıtasıyla bir yayın yapmışım. Peki pişman oldum. O videoyu da kaldırdım. Yeter mi? Hayır. Aynı yolla arkadaşlar şu videoya, şu kişi hakkında böyle demiştim. Yanıldım. Özür diliyorum. Hakkınızı helal et. Demeliyim. Üç tane şart gerekiyor. Tövbe etmem gerekiyor. İftira veya gıybet ettiğim kişiden özür dilemem gerekiyor. Kabul etmesi lazım. Hangi yolla yaptımsa bu haramı aynı yolla telafi etmem gerekiyor. Neymiş o? Gözüyle görmüş, dört şahidi gösteremeyen bir insan. Gözüyle görecek. Zinayı. Dört kişi, bak görüyor musun? Görüyor musun? Görüyorum, dört kişiyiz. Aa bak, zina yapıyor. Böyle bir insan, bir erkek veya kadın hakkında, kadın hakkında zina isnat etmek en şeni, en alçak bir günah kebair ve en zalimane bir cinayettir. Şu kağıdı görüyor musunuz beyaz? O gayrimüteşirdir. O buradan çap. Onu okuyacağım size de. Bunun devamıdır. Buraya kadar okumuşsunuz ama öteki parçayı bilmiyorsunuz. En şeni bir günah kebair ve en zalimane bir cinayettir. Hayat içtimaiyeyi ehli imanı zehirlendirir, bir hıyanettir. Mesut bir ailenin hayatını mahveden bir gaddır. Gaddır ne demek? O satırla kesmek. Aile, çoluk, çocuğu darmadağın etti. Allah Allah. Evet. Sure-i Nur 1 ile galiba 26. ayet arası hep bunlardan bahsediyor. Sure-i Nur. Bu hakikati o kadar şiddetle göstermiş ki, vicdan sahibini titretiyor ve tüylerini ürpertiriyor. Levla iz semutumuhu kultum ma yekunu lena en tekelleme bi hâzâ subhaneke hâzâ buhtanun avlîm. Şiddetle ferman ediyor, diyor ki, Allah Allah. Şeyimiz nerede? Pardon.
o şey çıkmadı, 44 müdür o? O şeyi göstereyim, ayet numarasını da. 24'müş. 24'e 16. Diyor ki, hem onu duyduğunuz zaman bu hususta konuşmamanız bize yakışmaz. Haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? De şiddetle ferman ediyor. Ve diyor ki, bak, gözüyle görmüş dört şahidi gösteremeyen, birisi hakkında zina isnat ediyor, tamam mı? Veya livata olmuş, bilmem ne yapmış, tamam mı? Şöyle olmuş, böyle olmuş. Yani batıl şeyleri tasvir etmeyeyim. Gözüyle gördü mü, dört kişi var mı kardeşim? Yok. Geldi bir tanesi size bunu diyorsa. Allah bu ayetinde diyor ki, ebedi şahadetlerini kabul etmeyiniz. Ebedi. Onu aşağıda da izah edecek. Kafirdi, Müslüman oldu. İmansızdı. O küfür ortadan kalkar mı? Kalkar, iman ettiği için. Peki bu ebedi niye olsun? İmansızlık ebedi değil de, bu iftira niye ebedi? İman, Allah ile kul arasındadır. Ama bu kuldan kulağıdır. Ve üç şartla umulur ki affedilebilir. İslam hukukunu okuyacağım size. Ebedi şahadetini kabul etmeyiniz çünkü yalancıdırlar. Acaba böyle kasfe, iftira atmaya cesaret eden hangi adam var ki gözüyle görmüş dört şahidi gösterebilir? Peki ne alakası var bu derste? Kardeşim niye okuyorum ben bunu bugün? Karısına itham ediyor. Kadın kocasına itham ediyor, zina yaptın diyor. İlle başkası başkasına demeyin ya. Ailede bu cinayet işleniyor. Aile yuvası darmadağın ediliyor. Başka kadınlar diyor bu. Onun için okuyorum ben daha çok. Diğerleri az. Müslüman'dan Müslüman azdır bu. Aile yuvalarının yüzde kaç bilmem, yüzde üç mü ne bununla yıkılıyormuş. İsnat ediyor karısına. Sen beni aldatıyorsun diyor. Gözünle mi gördün? Veya gözüyle görmüş, sadık olacak. Öyle sağlak oviç olmayacak, takoz oviç olmayacak o adam. O sözüne müteber olacak, dört kişi olması lazım. Sen kocanın zina yaptığını, sen karının zina yaptığını kaç kişi gördün? Nasıl itham ediyorsun? İtham ettin, bedelini ödeyeceksin. Sen daha şahadetini kabul ettin mi? Ne demek ebedi? Mahkemeye alınamazsın. Mahkemede şahitlik yapamazsın. Nikah şahitliği yapamazsın. Senin şeran delil değil. Karını itham ettiğin için. Var mı delil? Şimdi oldu değil mi biraz kafamız böyle karıştı yani. Öyle başkasını uygulamaya kalkmış olunca böyle ders tesir etmiyor. Bir şey soracaktım sana. Mesela öyle düşünüyor, aslı da var. Ama dört şahidi yok. O yine de onun o günahını kaldırıyor mu? Diyecek ki, gelecek buraya. Topladım size. Tamam ama ben biraz parçasını söyleyeyim. Karın hakkında böyle bir şeyin var. Şüphen. Dört tane şahidin yok. Ama sence bir kanaat var. Ona soruyorsun. Böyle bir şey var mı? Yemin ediyor yok, yoktur. Peki görse abi. Ne demek? Görürsünüz zina ettiğini görürsünüz. Ona rağmen dört şahit aranıyor. Türkiye Cumhuriyeti bile bu görselleri delil kabul etmiyor. Montaj. Bir tane koca Erbakan'ı hükümeti montajla düşürdüler. Eskiden montaj yoktu. Yürüyor adam. Abi görse diyor, görsel demiyor. Ha, görse mi? Kendisi gözüyle görse. Ha tamam, o biter. Şahide gerek tamam. Yok yok, bir şey, onunla alakalıdır artık. Benim malımı çalıyorsun. Aa dur ben de gelin ya, malımı çaldığını gör. O başkasını inandırmak için, benim inanmam için daha delile gerek yok. Hakimi inandırmam için. Bir de karım hakkında böyle bir şey olursa şeytanın da olmadığını. Mesela bir tanesi diyor ki bugün bana, ölçü ne güzel bir şey ya Rabbel Alemin. Fatiha suresinde Allah'ım ilmim artır demiyoruz. Allah'ım istikametli, doğru istikameti nasip et diyoruz. Diyor ki, ben diyor, abi diyor kadın,
Resulullah ile her akşam oluyorum dedi. Peygamberle görüşüyoruz. Devamlı bana şey yapıyor diyor, ders yapıyor. Tamam, bana talimatlar veriyor diyor. Abi diyor, bu ne demek ya, ben ne yaptım, böyle yaptım. Şimdi 200 de gidiyor, bakın bir takoz koyacağım o arabası. Takoza nasıl çarpacak? Resulullah'ın yüzünü gördün mü? Hiçbirisini görmedim. Niye görmedin? Diyorum ki ben yüzünü görmeye layık değilim, olsun. Sesini arkadan, yandan görüyorum. Emirdağ'da ne diyor 155, ikinci Emirdağ'da? Simas şey, arkadan, yandan, soldan girebilir. Sesten Resulullah'ın şeyini girebilir. Şeytan bir şeyini giremez. Nesine? Suretine. Yüzünü dik gördün mü? Yok dedi. Şeytan. Ya? Gördün mü Elçin? Bir anda 200'de gidiyordu. Abi şefkini kırdın. Hayır. Resul aldatacak. Ben Resulullah'ım diyecek. Şimdi dersleri verdi 9-10 tane. Bir sene sonra diyecek ki sen çok oldun. Namaz 3'e düşür. Tabii canım, bunun için yapıyor. 9 tane doğrunun arasına bir tane yanlışı sokar, kim? Kafir mi, münafık mı? Münafık böyle oluyor. Münafık. Abi şöyle yapıyor da böyle yapıyor da dini de şöyle anlatıyor. Arada sokuyor. Münafık yanımızdadır, içimizdedir. Dinde, eylemde ve itikatta, görünüşte bizden çok ileridir. Abicat maddesinde geçiyor ya, tatlı dillidir diye. Tatlı dillidir diyor. Herkesin hoşuna gidiyor ya. Kafir karşımızdadır. Arkadaşlar, ailesine bu ha. Ailesine zavallı kadını atmış, çoluk çocuk da perişan. Dedim ki gel. Gel. Abi doğru mu yaptım? Ona geri tövbe estağfurullah. Ona dedim de geri zekalı diye, ama demeyecektim ama. Ona geri zekalı yaptıktan sonra mı bana geliyorsun? Hani biraz müsaade edin böyle demeye, niye biliyor musun? 3 tane çocuk annesini darmadağın edip ondan sonra bana soruyor. Daha önce sorsaydın. Fethi abi geri zekalı dedim ya. Daha önce niye demedin bana? Ya beni tanımıyor yani Nurcan hattından değil. Yani gönderdiği damadan bir var mı gözüne? Abi zannettim. İyi, ben de senin hakkında zannediyorum. Sen imanın yok. Veya falan yerde şöyle yapmıyorsun. Yapmadım. Ya ben zannediyorum. Sen içki içmişsin. Ya ne acayip bir şey ya Rabbi ya. Allah Müslümanlara yardım et. Ebedi şehadetini kabul etmeyiniz. Çünkü yalancıdırlar. Çarşı pazardan geliyor. Terden. Çarşı pazarı bırakıyor. Ya ben size hikaye anlatmıyorum. Ne koydu? Ölçünü alışveriş yaptın, malzeme taşıdın. Ne paşa? Gitti banyoya giriyor da duş alacak. Terlemiş. Zina yaptı da duş alıyor, gusül alıyor. Ona zina yapan gusül alır mı? He kafasız. Peki tamam, eğer yaptıysa bunun da sebebi sensin. Kadının çarşı pazarda ne işi var? He? Allah Resulü demiyor mu? Şeytan bayrağını çarşı pazarına diker. Siz en son girip ilk çıkan olun diyor. Karıyı gönderiyorsun birinci cinayet, bir de onun üzerine iftira atıyorsun. Sen Allah'tan korkmuyor musun? Beşinci derecede günah yapan, ikinci derecedeki günah miskamir gelir. Zina yapanın gusulsuz oturması gayet normal. Her türlü rezil dışarıda bakanın televizyona bakması gayet normal. Dışarıda zaten canlısına bakıyor. Yani bunu yapanın düş alır mı ya? He ya diyor. Ya bunların ipini iple bağlayacaksın kolun bacağını. Vereceksin bana sopayı. Git çabuk özür dile. Yeniden çabuk nikahınızı da tazeleyin. Allah sana. Dedim ya bir ders yapıyorum şuradan ya. Acaba böyle kaz ve cesaret eden hangi adam var ki gözüyle görmüştür, şahidi gösterebilir? Daha acayip o şeye geçeceğim şimdi. Kur'an-ı Hakim bu şartı koşturmakta. Niye? Şimdi bize geliyor. Böyle şeylerde şakı şefe etmeyiniz, bu kapıyı kapayınız demek. Osman, buyur abi. Duydun mu ya? Hüseyin abi için böyle diyorlar. Bu şakı şefe bu. Aynı sen de iftira yapıyorsun. Abi ben dediğinin bunacı duyduğunu falan. Aynen Allah diyor Kur'an'da konuşma diyor. Konuşunca güya öğrenmek edasıyla yayıyorsun pisliği. Arının derdi polen. Ama arı polen alırken ağacı ağaçla aşılıyor. Öyle değil mi? Arıların olmadığı yerlerde meyve olmaz.
Esbab alemindeyiz. O duydun mu ya? Hasan abiye böyle demişler ya, Suat'la konuşuyor. Ya öyle mi ya falan? Abi ben etmiyorum ya, duydum. Zaten Allah Resulü'nün hadisi var. Her duyduğunu söylemekle yalan olarak bunlar sana yeter demiş. Hasan abi dört şahidi olan da o zaman söyleyemez değil mi abi? Buradakine göre. Diyemez ki zaten. Konuşamaz. Yok konuşamaz. Hiç konuşamaz. Hele hele toplumda müteber, sevilen bir Müslümansa, alimse, hoca ise, güvenilirse ona geliyor şimdi. Ehli dalalet boşuna uğraşmıyor. Sana ne iftira yapacak ki? Sana ne işine yarayacaksın? Ama iftira yapacaksa bana yapmasın lazım. Sadece yapmamak için değil, yapılanı yememek için de bunu bilmek lazım. Tabii. Yani mesela diyelim ki şu anda benim. Peki sana yaptığı iftirayla ne kar alır, bana yapmayla ne kar alır? Aptal mıdır? 5 kuruşla 25 kuruş arasındaki farkı bilmiyorum. Ama peki o zaman önceden bileceksin ki koruyacaksın. Baba del arabı basra. Battıktan sonra korusan ne olur, korumasan ne olur? Zararın çapı değişiyor. Değişiyor. Şimdi bak buna giriyor işte. Alimle cahilin kadınla erkeğin arasındaki farka bakın şimdi. Kardeş bunu çekmedin mi? Bir sonraki abi. Öyle mi? Bundan sonraki. Yok. Şunu çekmedin mi? O ayrıca klasörde abi. Ha tamam. O zaman tamam. Çünkü... Yeni klasör. Hangisi abim? Şu mu? Ha. Bak sevgili kardeşlerim benim. Çok önemli yere gireceğiz. Çok abilerimiz, dini cemaatların... şu Adıyaman'dır, İsmail Ağa'dır, tamam mı? Şu böyle Nurcular'dır, işlerinde neler yapılmış, ne kadar kabrin dibinde insanlar ölmeden öldürdüler. Buna gireceğiz şimdi. Burayı okuduk, değil mi? Burayı okuduk, tamam mı arkadaşlar? Kapıyı kapattınız diyor. Bundan sonraki gayrimüteşir şu sayfa. Şu bile insan içini daraltıyor ya. Daraltıyor değil mi? Görünüyoruz ama yani gene de göğsüm sıkışıyor yani. Tuhaf geliyor. Yuhibbune en teşi el fahişe. Tehdidiyle öyleleri münafık gibi ehli imanın hayat içtimaiyelerini böyle inşalarla ifsat ediyorlar. Görüyor musun? İfade ediyor. Bak. Tehdidiyle öyleleri münafık gibi, değil ama münafığın işini yapıyor. Ehli imanın hayat içtimaiyelerini, ehli imanın böyle işalarla ilerle işalarla ifsad ediyorlar, ifade ediyor ve bilhassa böyle gıybet, iyi dinleyin bakın. Ehli namus ise veya bu gıybet, iftira ehli haysiyet hakkında olsa, iki değil mi Osman'ım? Üç, bilhassa ehli ilim hakkında olsa, en zirve insan bu. Ehli namus, ehli haysiyet, ehli ilim. Yani topluma faydalı olan, takip edilen, sevilene olsa, mesela uygulayayım, bana yapmayla, sokaktakine yapmayla, Cübbeli Ahmet'le, sokaktakine yapmayla, efendim, ya, aynı mıdır? Esam Çoşan Hazretleri'ne yapılanla, sokaktaki bir müstahı yapılan bir midir? Ehli ilim hakkında olsa ve bilhassa akıldan hariç bir tarzda olsa, yani öyle bir iftira ki, akıl kabul etmiyor yani. Akıl almaz ya. Akıl, iğrenç bir şey yani. Mesela namuslu bir zat, kendi gayet yakışıklı, örnek veriyoruz da. Namuslu bir zat. Kendi gayet yakışıklı. Kendi adam. Her cihette mükemmel. Ve ailesine kemal itimadı olduğu halde hiçbir cihette ona mukabil gelmeyen ve onun hizmetkarı hükmünde ve ona nispeten çirkince bir insan ve dünyada onların içtimaını hiçbir fıtrat ve vicdan kabul etmediği bir surette o biçare ailesine o surette gıybet etmek. Anladınız mı? Adam yakışıklı.
evine sahip çıkıyor. Her şey tamam. Ondan sonra bunun karısını iftira yapıyorsun. Lan adam yakışıklı, şey kibar adam. Yani bir kadının arayacağı bütün özellikleri varken gidiyoruz böyle uyduruk bir insana o kadını nispet ediyoruz. Veya o adamı nispet ediyorsun başka bir kadına. Gıybet etmek bu nevi gıybetin en şeenidir. Ehli ilim. Böyle eşten gıybetin sebebi olsa olsa kim yapabilir? İnsanın desteği ihtiyarında olmayan bir muhabbet vasıtasıyla yine kadınların kıskançlığından yani nasıl olabilir? Yani böyle iftira tarihte gözükmüş. Kadınların kıskançlığından habbe-i kube görüp ve kendi iffetini göstermek ve başkasını itham etmek nevinden bu nevi şayalar meydan alıyor. Yani bir de şu var. Ben kardeşim hırsız değilim'i anlatmak için milleti hırsız gösteriyor. Cemaate de öyle oluyor, cemaat arasında. Şunlar böyledir, bunlar böyledir, bunlar böyledir ha. Biz böyle değiliz. Yani senin kendini iyi göstermek için diğerlerini niye aşağılıyorsun? Niye tenkit ediyorsun? Ya lütfen aklımız başka cemaatlere gitmesin. Cemaat içindeki gruplardan da söylüyorum. Yani iyi bu çocuğu bağlamak için, o insanı kendine beraber hareket etmesi için niye başkasını aşağılıyorsun ya? Niye tenkit ediyorsun ya? Bunu diyerek de ben sana yapıyorum. Şöyle tenkit. Yapmamamız lazım. Yani kendimi iyi göstermek için başkalarını indirmem mi gerekiyor? Varsa mezzetin yüksel. Hele bu şey, ya ehli namuslu ise, ehli haysiyet sahibi ise, bir de ehli ilimse bu. Bir Sungur abiyle bir sokaktaki adam değil mi? Bir Rüştü abiyle sokaktaki adam değil mi? Süberi abiyle sokaktaki adam değil mi? Cemaat uygulayın. Ya. Ya işte at iftirayı, çamur kalmasa izi kalır. Bu nevi gıybetin en şeni de şeynidir. Böyle eşten gıybetin sebebi, ha okudum orayı. Bu irşattan duyacaksın. Ha, kendini, ha başka nerede? Böyle eşten gıybetten sebebi oraya gittik değil mi? Nerede evet, bu inşallah. Ha, bu inşadan tövbe etsinler. Yoksa kahri ilahi gelmesi kavyen memuldur. Öyle iftira edenler, ne yapacağımızı hadisi de koyacağım siz defterden. Böyle iftiraya maruz kalacakları, böyle yapanlar var mı? Varsa, men dakka dukka, çalma kapıyı, çalarlar kapını. Sen mi yaptın? Sen de böyle olacaksın. Yaptığın hatayı yaşamadıkça ölmeyeceksin. Böyle iftiraya maruz kalacakları, cezai amelleri olmak ihtimalini düşünsünler Said Nursi. Hasan abi bir de bunu televizyonda yayınlayınca bu kahri ilahi umumiye... Evet, o kabul edince o zaman Allah işte felaketi gönderiyor işte. Nasıl gönderiyor felaket? Kıtlık eskide, kıtlık şuydu. Bakın iyi dinleyin. İyi dinleyin. Susuzluk vardı, kıtlık. Buğday çıkmazdı, kıtlık. Şimdi huzur yok. Psikoloji kahri ilahidir bu. Her eline tuttuğun 10 taneden 8'i kahri ilahiye maruz. Nedir? Rahmet midir? Buhran, bunalım, panik atak, depresyon, çıldıracağım. Bu nedir yani? Yo, iyi olduğunu mu gösteriyor? Bu kahri ilahiye mazhar olmuşuz. Ya ne diyorsun ya? Öyle kardeşim. Televizyondan çıkmazsın, internetten çıkmazsın. Namazların vaktini kılmazsın, şunu bunu. Ya ben böyle bir şey yapmadım. Ben anlamam kardeşim. Bunu sana veren Allah'tır. Ben vermedim. Müsaade ettim. Psikolojik hastalıkların sebebi melek ve Allah değildir. Sebep noktasında. Ama halik noktası Allah'tır. Nedir? İşlediğimiz günahlardan oluyor. Şeytan geliyor. Şura suresini öyle geçiyor şu an. İşlediğimiz günahlardan oluyor. İşte eskide kıtlık vardı, susuzluk vardı, çekirge afatı vardı. Değil mi? Yani deprem vardı, heyelan vardı. Şimdi de içsel çöküntü var. Bu da işte toplumsal bir felaket. Hem bütün Türkiye'ye ait değil. Avrupa zaten bitmiş. İntihar eşiğinde. Adama kart vereceğim. Belki senin derdin olmaz dedim. Tamam mı? Sen ama belki bir arkadaşına verirsin. Yani bunu.
Gittim evde herkese tanışıyorum. Şeyde görmüştüm bu. Gafur. Ya dedim. Panik atar, depresyon, buhran, bunalım. Hani adamın ilgisini çeksin belki Nurlar tanır yani. Tipi hiç benzemiyor şeye de. Yani sen oku dese okumayacak zaten. Böyle onun ilgisini çekecek şey diyeyim de. O nasıl intihar, intihar, Allah kimler attı, gidip de gelen var. Bu sisteme var dedim. Hemen ne dedi? Ver dedi ya, ne başkasına ya. Ben 16 yaşında intihar yaptım dedi ya, ölmedim dedi. Bu anlatıyor mu dedi intihar? He, anlatıyor dedi. Aldı. Allah'a var mı diye adamın ilgisini çekmiyor. Kahri ilahi. Asıl kahri ilahisi nedir? Panik. Ruhsal çöküntü. İlle aynı cismi olacak. Kimilerine taş yağmış. Kimilerine çamur yağmış. Kimilerini yerin dibine çökertmiş. Kimilerine kıtlık vermiş. Öyle mi? Kimisine şeyin tarlalarını yakmadı, senin içini yanıyor. Ahir zamanın afatı. Kahri ilahi değil midir? İşlediğimiz günahlardan giriyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayettedir. Başınıza gelen işlediğiniz günahlardandır diyor. Ya sana demiyorum ki ben de böyleyim. Ne kadar Allah'ın dinine saparsam o kadar sıkıntı var. Şeytan kolunu sallaya sallaya giremez. Şimdi burada şeyi çıkartıyor. Mezkur ayetin sarı hükümlerini beyan eden Bediüzzaman Hazretleri bu hayatında şahitlik beyanatında şahitlik sıfatlarına sahip olan dört adil şahit olmadığı halde bu iftirayı yapan kişi kim? Bak dört tane şahidi getirmekte. Bunu diyen kim? Dört tiptir. En şeni günah kebair işlemiş bu. En zalimane cinayet işlemiş. Oradaki Risale'deki metinden çıkıyor. Yani kelimesinden. Üç, İslam cemiyetini zehirlendiren hiyanet yapmış oluyor. Dört, münafık gibi İslam cemiyetini ifsat etmiş olacağı zaten açıklanmıştır. Ya. Buna göre mesela üç adil şahit bir kişiyi kötü fiil işlerken görseler ve bu işlenen suçu başkalarına inşa edip söyleseler veya resmiyete intikal etseler adil şahitler dört kişi olmadıkları için yukarıda sayılan dört çeşit cinayet ve müfsitliği ve nifakı işlemiş oldukları gibi İslam hukuku dahi bunları mane ve madeten cezalandırır. Şimdi ben defterinden okuyacağım çabuk çabuk. Saatim geldiğini biliyorum. Bir hadis-i şeriflerde hadleri bak hadis-i şeriflerde böyle bir şeye rastladınız. Oldu. Oldu ya. Oldu işte. Sen şahit oldun. Ne yapacağız yani? Ve kadın kendisi söyledi. Adam kendisi söyledi. Tamam mı? Enes. Kadın kendisi söyledi. Veya adam kendisi söyledi. Kadına dedi ki yaptım beni affet. Ne yapacağız şimdi? Kadına diyorsun ki beni affet yaptım. Ne yapacağız? Bir hadis-i şeriflerde şöyle diyor. Hatleri kendi aranızda affedin. Affı bırakmayın. Yani hadis bu. Yani izah, alimlerin izahı. Elinizden geldiği kadar örtün ve fitneyi yaymayın. Yayılırsa o günah cemiyette duyula normalleşir gibi olur. Kütüb-i Sitte muhtasarı cilt 6 sayfa 298. Yani affet. Affı tercih et. Ya karım yaptı ya. Affet. Tövbe etti. Kur'an'a el koydu. Affet. O başka. Evet tabii. Şimdi bu affet. Eğer Allah yani şeriatın kestiği koldu acı kanamaz, acımaz. Ne demek? Eğer o zina yapana şeriatın verdiği ceza verilirse dünyada ahirette cezası yok. İftiranın cezası yaptın ya ama öyle değil. Dört tane şahit yok ama biliyor musun Hasan abi şöyle yapmış. Peki gözüyle görmüş dört kişi var mı? Yok. Ha senin cezan ne? Öyle sen sif nakletti. Ne acaba öyle mi Suat ya? Bahsana bir böyle falan. 80 sopa var sana. Sırf onu güya öğrenme maksadıyla fitne yapıyorsun. Kim, yani Allah bilmiyor ya. Gözüyle görmüş dört şahidi getiremeyene iftira etmiş olur ki iftira cezasına müstahak olur. Hukuk İslamiye Kamusu cilt 3 sayfa 256. Namuslu bir kadına zina itham etmek
canını almaktan ağırdır. Kadına canını almaktan ağırdır. Bunu yapanlara ciltlerine elbiseyi çıkartıp çıplak vücutlarına 80 sopayı vurunuz. Hem de bunların ebedi hiçbir şehadetlerini kabul etmeyiniz. Niye? Çünkü en üst seviyede günah işleyenin alt seviyede günah işlemesi gayet normal olur. Zina iftirası yapanın bu iftira yaptı mı veya nakletti mi? Sen ben naklettik mi? Abi böyle yapmış ha, duydun mu? Tamam kardeşim, sen bunu yapmışsan sen diğerlerin zaten normal olur. Bu. Ben sırf nakledip anlatayım diyemezsin. Sen de anlatarak aynı iftira yapmış olursun. 24. surenin 15. ayetini mealini okuyorum. Nur suresi. Çünkü bu siz bu iftirayı gelişi güzel birbirinizin ağzından alıyor ve hakkında bilgi sahibi olmadığınız bu uydurma haberleri ağızlarınızla geveleyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu söylüyorsun, sanıyorsunuz. Halbuki bu Allah katında çok büyük bir suçtur. Başka bu ayet bitti. Birisine iftira ettinse ona haber vermeden tövbe et. Söyleyip bari birisine iftira ettin mi? Bari aranızda düşmanlık olmasın diye tövbe et, söyleme. Söyleyip onu müteessir etme. İftira yapılarak gıyabında zulümdür. Mesela şöyle bir tanesi bana geldi telefonla, tanımıyorum. Kadındır. Ben diyor büyük markette diyor şeydi, kasiyerdim. Para çaldım. Sonra diyor ben oradan işten ayrıldım, şeyler geçti. Bana hidayet nasip oldu, tesettüre girdim vesaire. Şimdi diyor ben bu paraların ne kadar olduğunu tahmin ediyorum. Verdiğim yerler var. Bunu gidip versem ortalık ayağa kalkacak diyor. Tamam. Ortalık ayağa kalkacak. Toplumun ciddi bir yarasına, sorusuna cevap vereceğim. Yani demesem çaldım diyor. Desem korkunç fitne olacak. Dedim ki git verme deme. Çünkü daha korkunç fitneye, küçük fitneyle sebep olunuyor. Onun adına ne kadar aldınsa zekat ver. Onun adına Allah'ım sadaka ve zekat veriyorum der. Çünkü daha büyük cinayetin sebebi olacak o. Derse. Bilerek söylüyorum bunu da. Söyleyip onu müteessir etme, iftira yapılarak gıyabında zulümdür. Ve onun hakkında devamlı dua yapılmalıdır ki bir nevi tazminatmış. Devamlı dua yapacaksın. Sadaka önce onu da kastedeceksin. Tazminat. Çünkü karşı meydanda gel ama ne? Ben sen bana böyle yaptın. Senden alacağım var. Ne kadar? 17. O bu sana o kadar dua etti, o kadar sadaka verdi ki 25. 25. Ha o zaman fit oluyorsun. 24. surenin 4 ve 5. ayeti. İffetli muhsanatta bulunan kadınlara zina isnat eden sonra 4 şahidi getirerek bu isnatlarını ispat edemeyen kimselere 80 değnek vurun ve bunların şahadetlerini, şahitliklerini ebeden kabul etmeyin ve fasık olan şeriatın hükmünü dinlemeyen onlardır. Ancak bitti. Ancak bundan sonra tövbe edip hallerini ıslah edenler müstesna. Bunlar fasık olmaktan kurtulurlar. Aynı eser sayfa 262. Yani ne yaptı? Çaldım diyor ama tövbe etti. Onun adına veriyor. İftira yaptı falan vazgeçiyor. Ama ben senin hakkında iftira yaptım deme de çaktırmadan şöyle de. Ya Ahmet ne var? Ya tamam kapatırken ben. Hakkını helal etti ya. Helal ettim. İnşallah bak umulur ki. Ama derse ki tamam da ne hakkım ya, ne yaptın yani derse iş durum tabii iyi değil. Üstü kapalı söylemek. Tabii yetiyor inşallah. Senin canını sıkacak bir şey yaptık hakkında. Tabii ya böyle şeyler. Halbuki yani uyanık ol da bir şey hani böyle bir şey değil yani. Halbuki iki şahidi adil ile kısas bile sabit olur. Demek ki namuslu bir kimseyi, bağımsız ırz ehli bir kadını zinayla itham etmek canını almaktan ağırdır. Zamanım geçtiğini biliyor ama müsaade edin de şu hükümleri sizin için yaptım. Böyle bir araya getirdim çünkü bana da lazım. Şeriat, zan ve şüphelerden suç araştırmak ve Müslümanı suçlamak şöyle dursun. Had cezaları gerektiren suçları dahi
resmiyete intikal ettirmemeyi ve Müslümanlar kendi aralarında musamahaları ile suçları örtmenin emreder. Kütüb-i Sitte Muhtasarı cilt 6 sayfa 298. Diyor ki hadleri kendi aranızda affedin. Hadis. Had ne oluyor? Had yani yapıldan zulüm şey iftiraya bir ceza var. Kısasa evet. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri haklı olarak Rum mimarının kasten şeyi yaptığı yanlışı anlatmayacağım o dilekleri böyle. Buna mukabil kendi istiatifini kurarak mahkeme kurmadan adamın elini kesmiş. Bu sefer mahkemeye vermiş. Mahkeme diyor ki yaptın yani bu suçtu. Ama fitne ve kan davası olur. Ferde ferde ceza verilemez. Mahkeme kurulması lazım idi. Mahkeme vermesi lazım cezayı. Sen fert kestin. Kısasa kısas elin kesilecekti. O da Rum mimar dedik. Allah Allah şimdi bu padişahın eli mi kesilecek dedi. Dedi ben vazgeçiyorum dedi. O zaman hat şey diyet ödendi. Yani hatle anlaşın diyor. Hatleri kendi aranızda affedin. Affı bana bırakmayın diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadislerde hitap bütün Müslümanlara'dır. Benim izahım değil bu. Yani dava mesele imama veya mahkeme intikal etmeden ey boşanacak kardeşim dava imamlara ve mahkemeye ki şeriat İslam'ın ahlakına hiç uygun değil mahkemelere düşmek diyor boşanmak için mahkeme intikal etmeden hududun yani cezanın af ve şefaat gibi yollarla terk edilmemesi yani cezayı terk etmeyin, cezayı vermeyin, onu affedin veya kendi aranızda anlaşın resmiyete intikal ettirilmemesidir. Hakim bundan sonra o zanlının dereceyi akıl ve şuuruna bakar. İtham ettin ama bu akıllı mıdır? Dereceyi aklına ve şuuruna bakar. Mecnunların, bunamışların ikrarları, yani ben böyle yaptım, ikrarları geçersizdir. Veya rüyayı sahi zannedilebilir. Hakim der ki sen rüya gördün galiba. Hani uykuluyken, oruçlu adam uykuluyken gidip yemek yerse, cezası nedir? Güne gündür. Bak uykuluyken, gitti yemek yedi. O Ramazan'da. Güne gündür. Sen de herhalde böyle bir rüya halinde olmuştur. Şuurlu yapmamışsın bu işi. Uyuyordun da kalktın yaptın işte. Hakim böyle şey yapıyor. Resmiyeti dökmek istemiyor. Topluma mal olmasını istemiyor. Gizlemek istiyor. Ama oruçludur. Bilmez. Hakim elinden geldiği kadar resmiyete imama ve sivil sahaya geçmesini önler ve suçunu İkrar etmekten döndürmeye ve vazgeçirmeye çalışır. Elinden geldiği kadar gizlemeli, yoksa toplumda normalleşir korkusu vardır. Kendi notum. Bu konuda ben çok hassas davranıyor ve çok şiddeti susturuyorum. Konuşturmuyorum birisi konuşsa. Sus konuşma birisi hakkında böyle kesinlikle çok sertim. Defol dediğim kişi var. Defol git buradan. Kıy konuşma. Diyorum. İftiracıyı dinlemeyip susturmak. Çünkü bedelini ağır ödedim. İftiracıyı dinlemeyip susturmak lüzumunu anlatan bir rivayetle meale şöyle. Kim bir mümin bir münafığa gıybetiyle karşı himaye ederse Allah da onun için kıyamet günü etini cehennem ateşinde koruyacak bir melek gönderir. Sen toplumda beni iftira ediyorlardı. Osman'ı iftira ediyorlardı. Korudun. Allah da senin etini cehennem ateşinde koruyacağını Allah vaat ediyor. Nur suresinde. Günah gizledin mi? Allah senin günahını gizleyecek. Affettin mi? Allah da seni affedecek. Allah'ın vaadi var. Kesin. Affedilmek istiyorsan affet. Affetmek istemiyorsan tamam sen de affedilmeyeceksin. Çünkü affetmeyenin af isteme hakkı yoktur. Kim de Müslümana kötülemesini dileyerek bir iftira atarsa Allah onu kıyamet günü cehennem köprülerinden birinin üstünde söylediğini yani günahından paklanıp çıkıncaya kadar hapseder.
Bu hadis bir mümin gıybet edildiği vakit sessiz kalmayın, onu müdafaa edilmesini teşvik etmektedir. Yapma kardeşim diyeceksin. Zamanım geçti, bir daha söylüyorum. Yapma kardeşim, niye onu iftira ediyorsun diye teşvik ediyor, Müslümanın arkasına koruyun diyor. Münafıktan maksat gıybetçidir. Yani bu gıybeti, iftirayı yapan münafık, münafıkla vasıflanır. Yüzüne değil, gıyabında zemmettiği için münafık denilmiş olmaktadır. 26. surenin 16. ayetinde derler, yani onu iftirayı duyduğunuzda, siz duyduğunuzda diyor Allah, bunu konuşup yaymamız bize yakışmaz. Haşa, bu çok büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? Böyle demeniz lazımdı. Az kaldı. Tarihte Hazreti Ayşe radiyallahu anhaya, validemize atılan iftira bütün ümmete ders mahiyetindedir. Bu hususta şer'i hükümlerin önemli bir kaynağını teşkil eden Nur suresi 1. ayetinden 26. ayetine kadar bu ikazlar nazara alınıyor. Efendim şun. Peki iftiraya maruz kaldı diyor Elmalı'da. Korkmasın, iftiraya maruz kalan Allah onun çok günahlarını affetmek için ona da rahmet edeceğini söylüyor Elmalılı. Bir kimse nefsinde kendi hakkında tecviz edebildiği nispetidir ki kendine benzettiği kimseler hakkında kıyas-ı nefsiyle bir zanda bulunur. İftira yapanlar var ya, niçin yapıyor böyle şey zanı? Çünkü kendisi de böyledir. Çünkü kıyas-ı bir nefs yapıyor diyor. Tarihçe-i Hayat'tan okuyorum herhalde son. Bir de Zübeyir abinin cümlesi var. Tarihçe-i Hayat 24. Din ve İslam düşmanları ekseriye perde ardından bahaneler icat ederek dine saldırmaktadırlar. Doğrudan doğruya dinin ve İslamiyet'in aleyhinde bulunuyorlar. Dine hizmet eden bu uğurda türlü fedakarlıklara katlananları nazar-ı ammede kötülemek, halkın sevgisini çürütmek için hücuma geçiyorlar. Ta ki dine hizmet edenleri atıl vaziyete getirip dini inkişafa mani olsunlar. Dine direkt hücum etmiyorlar, dine hizmet edenlere hücum ediyorlar. Zübeyir abinin sözünü okuyorum, kesiyorum. Zübeyir abinin notlarından, ne şekilde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi ehli imanın ağzından ve elinden çıkacaksa çıksın, Nur talebelerinin ittifakını bozabilmek kastiyle ortalığı yayılacak itham ve iftiralara dedikodu ve mukabele etmeyeceğiz. Dedikodulara mukabele etmeyeceğiz. Onlarla uğraşmak küçüklüğüne düşmeyeceğiz. Onlarla meşgul olup hizmete ve ibadete ve nurlara çalışmaya sarf edeceğimiz kıymetli vaktimizi öldürmeyeceğiz. Bilhassa şahıslarımıza gelen iftira ve darbelerden memnun kalacağız. Risale-i Nur'un selameti ve intişarı ve ittihat ve tesanüdümüz uğrunda icabında haysiyet ve nefsimizi dahi feda edeceğiz. Kusuruma bakmayın. Hakkınızı helal edin. Allah bu hallerden bizi muhafaza eylesin. Amin. Müslümanlara yardım eylesin. Amin. Ve ahir devagumen elhamdülillah Rabbil alemin. El-Fatiha temassalavah.